Herkese merhabalar. Bugün sizlere çıngıraklı kurabiye yapacağım. Çok güzel ve çok tatlı bir kurabiye arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle margarinimizin erimiş olması gerekiyor. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir paket oda sıcaklığındaki margarinimizi yoğurma kabımıza alalım arkadaşlar. İçerisine... Bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. 2 tane yumurta sarısı ekliyorum. 1 çay bardağı kadar ben buğday nişastası ekledim. Mısır nişastanız varsa mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar un ekliyoruz. Fakat unu kontrollü ekleyin. Çünkü herkesin un markası, un çeşidi farklı oluyor. Daha sonra içerisinde 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak kakao, gıda boyası katabilirsiniz. Ben kakaolu yapacağım. Fakat şöyle bir yoğuruyorum. Daha sonra içerisine 1 1,5 yemek kaşığı kadar kakao ekleyeceğim. Şimdi içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Dediğim gibi renkli yapmak isterseniz gıda boyası ekleyip karıştırabilirsiniz. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olacak. Hamurum hazır. Şimdi tezgahıma alacağım ve güzelce tekrar bir yoğurup açacağım arkadaşlar. Evet, tezgahıma aldım. Şöyle bir yoğuruyorum ve ikiye keseceğim kolay açabilmek için. İkiye kestikten sonra güzelce açacağım arkadaşlar merdane yardımıyla ve istediğiniz şekillerde büyük bir kalıp. Yani e, yuvarlak yapacaksanız birazcık büyük bir kalıp yaparsanız daha güzel oluyor bu tarif. Gördüğünüz gibi ben şöyle ne ince ne de kalın olarak açtım ve bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Sizler kalpli, yuvarlak, kare nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi halkalar halinde büyük bir şekilde açıyorum. Daha sonra küçük kalıbımla ortalarındaki parçayı çıkartacağım. Ve çıkarttıktan sonra tepsime dizeceğim. Şimdi aynı işlemi bütün hamurumuza yapıyoruz. Hepsimize gördüğünüz gibi dizdim ben. Şimdi içerlerine normal şekerlerden koyacağız. Birer tane koymanız yeterli olacaktır. Eğer az geldiğini düşünürseniz iki tane koyabilirsiniz. Şimdi hepsinin içerisine şekerlerimizi yerleştirelim. Şekerlerimi yerleştirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayarındaki fırınıma koyuyorum arkadaşlar. Ve yaklaşık 15-16 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Evet Gördüğünüz gibi benim şekerli, çıngıraklı kurabiyelerim pişti. Fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan kurabiyelerimizin mutlaka soğumasını bekliyoruz. İyice soğuduktan sonra alacağız arkadaşlar. Yoksa kırılma ihtimalleri çok yüksek. Benim kurabiyelerim soğudu. Şimdi hepsini tepsiden ayırıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kırılma, çatlama olmuyor ve yapışma olmuyor. Mutlaka beklemenizi tavsiye ediyorum soğumasını. Şimdi ben usulü çikolata eriteceğiz ve içerisine ben şöyle pirinç patlakları ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler normal pasta sütü de ekleyebilirsiniz. Evet şimdi ben usulü erittiğimiz çikolatayı şöyle olacak şekilde yapıştıracağız. Şimdi içerisine şu pirinç patlaklarından çok fazla koymuyoruz şıngırdamaz yoksa ve kaşık yardımıyla ben usulü eritilmiş çikolata yapıyorum yanlarına. Evet şöyle sürdük ve üzerine yapıştırıyorum. Şimdi iyice donana kadar bekleteceğiz. Şimdi hepsini aynı şekilde yapalım. Evet şıngırak kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Şıngır şıngır. Çok doldurmanızı tavsiye etmiyorum. Şıngırdamazlar. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.